Herkese merhabalar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü videoda Belediye 15'te ilk saldırıları yapacağız video olarak. Normalde canlı yayında yapıyordum da Belediye 15'te 2 gün falan saldırı yaptık galiba ki gördüklerimizden, karşılaştıklarımızdan hiç memnun değiliz. Acayip zor bir belediye binası olmuş ki şu anda Belediye 14'ten 15'e geçenler bana hak vereceğini düşünüyorum ben. Ve süper büyücü, süper okçu dışında ordu kullananlar varsa onlar daha da şikayetçidir diye düşünüyorum. Neden derseniz de karşıma çıkan düzenler sürekli böyle belediye binasının etrafında düzenler yığılmış. Bütün savunmalar böyle birbirlerine yakın halde olan düzenler. Böyle olunca ne kraliçe yürütebiliyorsun ne birinci madenci yapabiliyorsun. Çünkü yeni kuleler zehir içeriyorsa eğer birinci madenciye direkt elveda dedirtiyor. Tazbalona da aynı şekilde ama Tazbalona biraz daha kurtarma şansın oluyor. Balona hız büyüsü atarak belki de zehirden direkt çıkarttırabilirsin koruyucunun yeteneğiyle falan ama birinci madencide birazcık o sıkıntı oluyor. Ve üst kupada sırlamaya kasan Belediye 14'te gayet başarılı olan mesela kraliçe yürütmeli Tazbalona oyuncuları hep şikayetçi bu durumlardan ve günlüklerine baktığınızda da normalde 300 üstü atan adamların hep 240'a kadar düştüğünü görebilirsiniz. Hani gerçekten zor. 3 atamıyorum deyip moral bozmanıza gerek yok. Ben de bozdum ilk başlarda moral çünkü harbiden zor olmuş yani ve galiba yeni saldırı taktikleri lazım ama süper büyücü Tazbalon hala iş yaptırıyor gibi ve süper atıcı. Süper atıcıyla şu anda ilk 3'teki oyuncu, hatta ilk 5'teki oyuncu süper atıcıyla kasıyor galiba. Sonrasındaki Zübeydi, Town Hall DP, bunlar süper büyücü Tazbalon yapıyor. Jabal'a şaşırdım. Birinci madenci yapıyor. Ama kastığı kupaya baktım. 259 mu ne atmış yani. Onda da sıkıntılar var ama defanstan kazanıyorlar bu sefer. Ne kadar saldırıda başarısız olsak da saldırıda da aynı şekilde başarılıyız. Çünkü birçok kişi 3 atamıyor. Milletin alışması lazım şu anda. Hatta göstereyim bakın günlüğü. 3 atan yok. O şekilde bir belediye binasına sahibiz. Bu da savunmaları dikmeden önceki hali. Savunmaları diktikten sonra zaten her şey ortada, bakın görüyorsunuz. 3 atan yok. Bu şekilde. Bu güncellemenin ardından belediye binası 15 ile alakalı saldırılar yaptım. 2 günde öğrendiğim bir iki şey var. Onları göstermek istiyorum. Bunlar zaten şu yeni büyük kuleleriyle alakalı bir şey. Şimdi bu büyük kulelerinden öfke ve zehir şöyle çalışıyor. Onu fark ettik. Alanına herhangi bir birlik girdiği anda büyüleri o şekilde bırakıyor. Ama görünmezlik büyüsü de şu şekilde çalışıyor. Etrafındaki, o alanın etrafındaki bir tane savunmaya en ufak bir hasar gelsin direkt yapıştırıyor büyüyü. O da o şekilde çalışıyor. Hatta şimdi savaş tekrarlarından bir tane benim yaptığım aptallığı, bir bilmemezliği diyeyim daha doğrusu, göstereceğim. Ben nasıl çalıştığını bilmediğim için mesela büyük kulesinin içinde zehir vardı. Zehri hemen bırakmasın diye ben hasar, yani etrafındaki binalar hasar aldı anda atıyorlar diye biliyordum. Ama halbuki birliği görünce atıyormuş. Ben onu bilmediğim için zeplini gönderdiğimde iki kuleye de şey atıyordum. Buz atıyordum. Şimdi o tekrarı açayım size ben. O savaş tekrarını ararken şu düzene karşılaştım. Bu düzen o kadar çok çıkıyor ki ve bunun gibi birçok düzen çıkıyor. Mesela bu düzenlerde kraliçeyle hiçbir şey yapamazsınız. Neredeyse yapamazsınız. Hatta kraliçe yürütmeyle alakalı o kadar çok dalga geçenler oluyor ki mesela geri çağırma büyüsünün güncelleme öncesinde tanıtımı yapıldığında kraliçe yürütmeli oyuncuların böyle sevindiğiyle alakalı capsler vesaire yapıyorlardı. Ama Belediye 15'in efsane ligindeki o ilk günden sonra o bütün dalga geçtikleri şeyi olumsuz anlamda dalga geçmeye başladılar. Yani o kadar zor yani demek istediğim. Şimdi o bahsettiğim tekrarı göstereceğim. Bakın zehirin alanını şöyle bir açalım. Savaşı da ilerleteyim şuradan. Koruyucu Zeplini yolladım ben, tamam mı? Ben ne bileyim belediye binasının orada alanına girince zehir atacağını falan. Onu bilmediğim için gittim buz attım bir tane. Buz, tamam, ilk buz olabilir. Patlatıcı da dondurdum aslında da. Ama sonra mesela burada birliği göremiyor. Görse dahi buzdan dolayı atamıyor, tamam mı? Ben sonra şu görünmezliği atmaya başladığımda zehir büyüsüne bir daha buz atıyorum bak. Görüyor musun? Halbuki görünmezliğin içinde olduğu için birlikler o kule büyücüyü göremeyeceği için atamıyormuş. Onu bilmiyordum. Onun için burada boş boşuna buz harcamış oldum. Böyle ufak bir bilgi olsun size de. Siz de bu hatayı yapmayın. O yüzden göstermek istedim bu saldırıda. Bakın görüyorsunuz. Savunmalar hasar yemesine rağmen bırakmıyor. Ki zaten şaşırmıştım bayağı bir, niye bu acaba bırakmadı falan. Ondan sonra öğrenmiştim. Bak birliği gördü, ondan sonra zehri yapıştırdı. Bu o şekilde çalışıyor. Aynı şekilde öfke kulesi de öyle çalışıyor. Ama görünmezlik etrafındaki bina hasar alınca çalışıyor. Yani büyük kuleleriyle alakalı bahsetmek istediğim buydu. Tabii büyük kulelerinden o kadar bahsettim. Sadece büyük kuleleri mi bu kadar zorlaştırıyor bu oyunu? Hayır. Şu lanet olası kuleyi görüyorsunuz. Bunun yüzüne çok zorlaşmış oyun. Yani karşısına geldiği böyle çok canlı herhangi bir birliği, hero'yu anında yok ediyor. Yani en çok sıkıntı yaratan şeylerden birisi bu kule. O yüzden ben mesela atıcının da iş yapmayacağını düşünmüştüm ama şu an ilk 4'teki arkadaşlar atıcıyla kasmış. Ama bir tanesinin kastığı kupaya da baktım. Kaçtı? 255 kasmıştı. Herhalde atıcıda da bir sıkıntı var. Neden derseniz atıcı hem çok canlı bir birim hem de 4 tane birim olduğu için şöyle bir sıkıntısı var. Monolith 2-3 tane vurdu muydu direkt yıkıyor zaten ve Monolith'in önünü engelleyecek herhangi bir birlik olmayacak. Hani direkt atıcılar karşısına çıkacak. Yani bayağı bir sıkıntı olur süper atıcı ordusu için. Aynı şekilde bu Elektro için de geçerli. Elektro'da da çünkü 8 tane Elektro var ve canı fazla olduğu için otomatikman Monolith fazla hasar vuruyor. Yani Monolith'e tek çözüm şu olabilir. Ya karman karışık bir ordu ki Golem Cadı'nın inşallah meta olmamasını diliyorum. Olmaz herhalde de umarım olmaz. Çünkü Cadı'nın o birimleri anca oyalayabilir. Veya iskelet büyülü ordular ya da bol buz büyülü ordular meta olabilir. Bilmiyoruz, daha emin değiliz. İlerleyen günlerde göreceğiz. Ama Monolith'in karşısına çok canlı birimle çıkmayın. Gerçekten çok pişman edebilir. Şimdi efsanelikte ben saldırı yapacağım. Onlara geçelim. Evet, ilk saldırıyla başlıyorum şimdi. Saldıra bastım, girdik. Süper büyücü taz balona devam. Çünkü en etkili ordulardan bir tanesi bu. Şimdi burada ne yapabiliriz? Şöyle bir inceleyelim. Orada yukarıda Monolith var yine. Patlatıcının arkasına atarsam oradan X'e'yi kaya sıçar. Üstüne belediye binasını alırım diye düşünüyorum. Ama oraya zeplin gitmesi için de koruyucu kullanacağız. Tabii ki de şöyle 2 tane balon attım. 2'şer tane daha doğrusu. Zeplini yolladım. Bakalım orada kasırga var mı? Kasırga çıksa bile hiçbir şey olmaz. Çünkü o boşlukta süper büyücüleri indireceğimiz için bombalardan etkilenmeyecekler. Güzel. Burası olduktan sonra, yani burayı temizledikten sonra bu saldırıdan 3 geleceğini ben düşünüyorum. Çünkü süper büyücüler 3 olması için gerekli temizliği yapacaklar orada. Ama büyücülerin bir kısmı zehire gitti. Bir tanesi daha gitti. Çoklu cehennemi de almayı istiyordum aslında ben ama alamadık. Şimdi hero'ları ben alttan götüreceğim. Neden derseniz Monolith var orada üst tarafta. O bayağı bir işimizi sıkıntıya sokar. Onun için şu alttan kraliçeyi bıraktım. Rakibin tazıyı bir temizleyelim zehir büyüsüyle. Ondan sonra Barbar Kral sağa gitmemiz için buraya bir tane sinsi atıyoruz. Kraliçe X'in menziline girecek şimdi. O yüzden buz golemini elimde hazır tutuyorum ve bıraktım. Tazı temizlendi. Kraliçe gelecek çünkü. Çoklu cehennemin olduğu tarafa kraliçe gidemeyecek. Kraliçe gidemeyeceği için şampiyonu şu savunmalar temizlendikten sonra oradan bırakacağım. Biraz hero'lar ilerleyince de orduya hero'ların önünden başlayacağız ki bu şekilde daha güçlü oluyor zaten. Barbar Kral dışarı gitmesin. Direkt şu anti uçağa gitsin. O yüzden bebek ejderi de buradan yolladım. Şimdi şampiyonu yolladık. Kraliçenin yeteneği gitmese iyi olurdu. Umarım şampiyon alır onu. Tamam, alacak. Unicorn da ölmez. Burada Barbar Kral'ın yeteneğini kullanalım. Tekli cehennem şampiyonu tutmasın diyecektim. Tuttu bir kere. Olsun. Şimdi artık tazı balonuna başlayabiliriz. Şöyle önden hafiften tazı balon atarak ilerleyelim. Şampiyonu da kullandım. Bak görüyor musun öfke kulesini? Şampiyonu gördü. Şampiyon birlik olduğu için direkt salladı. Şimdi ben önden tazı balon atıp orayı hemencik temizlemeliyim. Hız büyüsü kullanarak. Çünkü kayasçılara gidemeyecek balonlar aksi takdirde. Hemen hız büyüsünü kullandım zaten. Güzel. Kayasçılar balonlara döndü. Dönmesen şaşardım zaten. Orada kırmızı bomba çıkması hiç iyi değil. Kraliçe de öldü. Rakibin kraliçeyi benim kelle avcıları alsa 3 olurdu ama 3 olmayacak gibi duruyor şu an. Şampiyonu kaybetmemeliydik ya. Şampiyon gerçekten yem oldu. Rakibin kraliçe tam kelle avcıları tarafından öldürülüyordu. Onu da alamadık. İşte böyle bir sıkıntılı belediye binası. Bu normalde belediye 14'te çatır çutur 3 olacak bir köydü. Ama gel gör ki alamıyoruz. Ve şöyle daha sıkıntılarımız da var. Okçu kulesine leveller gelmedi. Büyücü kulesine leveller gelmedi. Yani yükseltemediler daha. Ondan sonra X yaylarına, cehennem kulesine, monolit bile bir level daha ve büyük kuleleri de aynı şekilde bir seviye. Bu kadar zorluyor yani buna rağmen. Bundan sonraki 2 saldırıda 3 atacağımı düşünüyorum ben. Umarım atarım. Şimdi onlara geçelim. Evet. Neden böyle bir ekran var karşınızda şu an tahmin edin. Savaşı yapıyordum. Savaş kaydını açtım zannettim. Saldırıdan da 3 yıldız aldım. 3 yıldız alınca sevindim, mutluydum. Dalga geçiyordum. Kendi kendime konuşuyordum. Sonra bir baktım ekrana. Sağ altta kayıt başlamamış. Harika. Gerçekten mükemmel. Bunun tekrarını açayım ben hızlıca. Karşıma çıkan köy buydu. Bunda diyordum ki savaş başladığında Zeppelin'i normalde buraya gönderiyorduk diyordum. Ama bomba kulesi koymuş. Sonra başka bir yer arayalım dedim. Sonra dedim bu tarafa monolitin olduğu yere süper büyücüyü indirirsek oradan hem belediye hem XL'ları hem klan kalesi hem monoliti indiririz diye düşündüm. Ama kasırga çıksa dahi hiçbir etki etmeyeceğini de söylemiştim. Neden derseniz Zeppelin tam bu boşluğa indiği anda o boşluktaki bütün bombalar aktif olacak. Yani okçuları ve klan kalesindeki barbar minyona etki etmez. Barbar bunları öldürecekti. Ve kasırga hiçbir sıkıntı yaratmayacaktı. O yüzden Zeppelin'i oraya göndereceğim dedim. Şuradan bak Tazı'yı gönderdim ya. Tazı'yı gönderdikten sonra bir tane balonu iyi ki atmışım. Adam oraya bilinçli güdümlü koymuş bir tane. Şurada monoliti dondurdum. Çünkü Zeppelin diğer türlü belediye binasının arkasına erişmeyecekti. Kasırga dediğim gibi de orada çıktı. Sonra bir tane üfürdü. Lan Allah cezanı vermesin falan yaptım burada. Yine tuzağa yakalandık derken. Daha güzel bir temizlik yapmamızı sağladı herhalde. Buradan monolitik kaya sıçarı, ortadaki cehennem kulesini hepsini indirmemizi sağladı büyücülerin oraya inmesi. Ondan sonra da kraliçe ile belediye binasını alma hedefim vardı. Şu havanı almamız lazım dedim. Savaşı yaparken konuşuyordum çünkü. Aksi takdirde kraliçe belediye binasına gitmezdi. Kraliçeyi de dondurdum. Ondan sonra şurada barbar kral ve şampiyon giderken dedim ki bundan sonra tazı balonu hemen başlatmamız lazım herhalde diyordum. Neden derseniz de diğer türlü hero'lar anında eriyor ve tazı balona ihtiyacı oluyor gibi hissettim demiştim. Ve hızlı bir şekilde buradan ilerletelim ve üçlüğümüzü almış olalım. Ve umarım kaydını unutmadığım canlı saldırılara geçebiliriz. Devam. Ya yemin ederim ağlayacağım ya. Ulan daha az önce söyledim kayıt almayı inşallah unutmam diye. Bak şurada solda görüyorsunuz değil mi? Bildirim var. Bildirime basacağım, saldırının bildirimi bakın. Kayıt almayı gene unuttum ya. Şaka gibi ya. Lan Allah'ım yarabbim. Tekrar izletmeyi sevmiyorum size ama kusura bakmayın. Bir tekrar daha açacağım. Yemin ederim bak yemin ederim bilinçli yapmadım. Vallahi billahi unuttum ya. Ki benim de çok hoşuma giden bir şey değil bu. Savaş tekrarını daha doğrusu bir savaşı 2 sefer anlatmak benim de hoşuma giden bir şey değil. Ne güzel canlı saldırı yapmıştım. Zaten bakım girecekmiş. O bakım arasında da ben tekrar hemencecik yine izleteyim. Dedim ki koruyucuyla Zeppelin'i acaba şu cehennem kulesinin arkasına gönderip oradan monolit, çoklu cehennem, 2 tane kaya sıçar, x'e bu savunmaları yıkabilir miyim dedim. Ama sonra belediye binasına nasıl gideceğiz diye bir soru işareti oldu. O yüzden ondan bir vazgeçtim. Tazı'yı buradan yollayıp Zeppelin'i arkasına yollarsam burada güdümlü varsa o sıkıntı çıkarabilir demiştim. Ama Tazı'yı birazcık onun için şöyle yukarıdan attım ki arkadaki boşlukları da görsün, güdümlü varsa ona çıksın diye. Ki öyle de oldu. Şimdi izleteyim. Şurada Tazı'yı yollayacağız. İksir deposunun oradan bir yerden. Sonra Zeppelin'i yolladım. Bakın güdümler burada Tazı'ya vurdu. Zeppelin rahat rahat şu içeriye girdi. O içeriye girdikten sonra bir de savaş anında öyle bir panik yapmıştım ki şu roket balon çıkınca hemen buraya döndüm. Okçuyu attığım yere. Çünkü roket balon süper büyücüyü öldürebilirdi. Eğer süper büyücülerin tam tepesinde olsaydı süper büyücüler binalara hasar verirken roket balonu da aynı zamanda çarptırdığı için, onları da öldürdüğü için üstlerine düştü mü ölüyordu. O yüzden hızlı bir refleks vermiştim burada. Sonra şuradan iskeletlere vuracağınıza monolite gitseniz ne olur diye bir sitem de etmiştim büyücülere. Ben burada durdurdum da neyi durdurmuşum baksanıza. Kraliçenin okunu havada yakalamışım ya. İstesem yapamam bunu. Şimdi kraliçeyi oraya yolladıktan sonra ben bir etrafa bakındım şöyle. Nasıl gidebiliriz belediye binasına? Dedim ki şu çoklu cehennemin arkasındaki duvarı kırıp oradan belediye binasını alabiliriz. O yüzden hemen buradan buz golem barbar kralı atıp hatta şampiyonu da feda edeceğim dedim. Üst taraf temizlensin ki ortadan direkt kraliçe belediye binasına gidebilsin. Burada orayı temizliyoruz. Kraliçe içeri girsin diye kırıcıyı da kullandım. Bir kırıcıyı buraya kullandım, diğerini de buraya kullanacaktım. Şampiyon burada boşa gitti demiştim bir tık ama gerekli temizliği yaptı. Bebek ejderha hala yaşıyormuş. Barbar kral oradan anti uçağa gidecek. Şurada da kraliçeye inşallah o topa gidip Tesla'ya dönmesin demiştim. Sonra burayı kırdık. Monolite buz harcıyorum öfke büyüsüyle birlikte. Yoksa belediye binasını almamız çok zor olurdu. Sonra bir buz daha atıyorum. Bakın monolit orayı görüyor. Ben o buzu atmazsam kesinlikle fail olacak bu saldırı. Belediye binasını alamazsam tek yıldız. Aynı zamanda süre gittiği için de tazı balona başladım. Bir buz daha harcadım bakın. Tazı balonu atarken bir yandan da aşağı bakmam lazım ki monolitin korkusu bu. Şurada balonları destekledim. Rakibin kraliçesi için kelle avcılarını şöyle üstten atmak zorundaydım. Aynı zamanda koruyucunun yeteneğini de basacaktım. Kelle avcısını yolladım. Şu balonların koruyucuya girmesini bekledim, bastım. Yeteneği güzel bir zamanlamayla basmış olduk. Rakibin kraliçesini indiriyoruz ve şurada hız büyüsünü de kullanarak bu saldırıdan 3 yıldızı almış oldum. Ve derin bir oh çektim şöyle bir. Bu savaşlar harbiden zorlayacak bizi, en ufak bir hatada fail olabilir diye böyle konuşuyordum yine aynı şekilde. Şimdi şöyle bir şey oldu. 3. saldırıyı yaptıktan sonra ben, yani az önceki, dur bakayım şu an birkaç saat sonrası da öyle düşüneyim ne oldu. Evet, 3. saldırıyı yaptıktan sonra videonun kapanışını yapmıştım. Ama içime sinmedi, bir tane de canlı saldırı yaptım dedim. O 3. saldırının sonundaki kapanışı bu saldırının direkt sonuna koyarım. Çok şaşırmayın yani. Bu nereden geldi falan demeyin sonra. Kapanışı oraya ekleyeceğim. Ve aradan birkaç saat geçti o saldırıları yaptıktan sonra şöyle bir şey düşündüm. Mesela videonun başında ne demiştim ben? Görünmezlik büyüsü etrafındaki binalar hasar alınca aktif oluyor. Yani o şekilde büyüyü kullanıyor dedim ya. Şimdi biz süper büyücüyle mesela bir tane binayı indirmeye çalışacağız. O hasarı sektirdiğinde direkt görünmezlik büyüsü almaya çalıştığımız binayı yok edecek. Böyle olunca ne olacak? Sinirleneceğiz. Çok sinir olacağız. Küfür dahi edebilirsiniz yani. Sinir bozucu bir şey oluyor. Onun için ben şöyle bir şey düşündüm. Ordudan bir tane buz büyüsünü çıkarıp yerine yıldırım alsam dedim. Yıldırımı görünmezlik kulesine atıp ve hatta kendine de hasar verince büyük ihtimal bırakıyor. Ona vurdurup o sırada da zeplini yollayıp büyücüler indiğinde o görünmezliğin etkisi geçsin. Mesela böyle bir şey düşündüm. Ki bence hiç kimse şu an denemedi daha. Şu an bir keşif yapmış olabilirim. Bir yeni bir çözüm bulmuş olabilirim. Hatta bir dakika. Eğer 2 tane mesela büyük kulesi var ya. Genelde bunlar birbirine yakın olur. Yakın değilse bile da bak şöyle bir şey yapılır ha. Yıldırım büyüsü yerine deprem alsak, 2 kuleyi de böyle aktif etsek. Şu an bence çok güzel bir şey buldum. Bence kullanılacak bu. Hatta ben deneyeceğim bunu büyük ihtimal. Ondan sonra şöyle bir şey de düşündüm. Saldırıya geçmeden önce de beni motive etti mesela. Sizi de edeceğini düşünüyorum ben. Bak şimdi bir şey göstereceğim. Şimdi bak. Savaş gününe girdim. 2. sırada kim var? Gaku var. Gaku'ya elektro kullandırtıyor bu oyun. Belediye 15 Gaku'ya elektro kullandırtıyor ve 3 atamıyor zaten. Yani bu adam dünya şampiyonu olmuş bir adam. Dünya şampiyonu olmuş adama oyun o kadar çaresiz halde bırakmış ki. Elektro kullanıyor ya. Gerisini siz düşünün. Beni bu çok böyle sevindiriyor, mutlu ediyor mesela. Belki sizi de aynı şekilde yapabilir. Ondan onu da göstereyim dedim. Şimdi canlı saldırıya geçelim yıldırım büyüsüyle bakalım. Kaydı açtık mı? Açtık, tamam. Klan kalesini değiştirdim. Bu arada klan kalesini yine Stars'ın videosundan baktım. Bu ne oluyor ne ediyor. O 8 tane goblin bir tane kırıcı oluyordu. Ben de aynısını yaptım. Bir yıldırım değişikliği var. İnşallah dediğimi gösterebilirim. Umarım görünmezlik büyülü. Tamam. Aha bak. Bak tam olarak istediğim çıktı şu anda. Ne yapacağız biliyorsunuz mu? Şu görünmezlik büyüsüne yıldırımı kullanacağız. Oraya koruyucuyla zeplin yollayacağım. Zeppelin'i yolladığımızda anti uçağı, 2 tane X-Yay'ını, belediye binasını, bunların hepsini alacağız. Tabii Zeppelin oraya koruyucusuz gider mi? Gitmez. Gider mi lan aslında? Şuradan tazı atsak, tazı şöyle X-Yay'ın önüne doğru gelse X-Yay'ın arkasından gider. Gider. Koruyucusuz gider. Bak şimdi taktiğe bak. Taktiği izle. Ama böyle anlaşmadık ki biz. Bu niye böyle oldu ya? Ama çok güzel plan değil miydi ya? Ya Allah'ım ya Rabbim, neden ya? Ama bu böyle çalışıyordu ya. Daha ne kadar hasar alması gerekiyor etrafındaki binaların? Eyvah 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 eyvah. Orada ne oluyor? Büyücü kaldı mı? Kalmadı. Üstüne bir gitti, bir de yukarıdaki nerede o? Zeppelin'i çok yaklaştırdık. Ben bu saldırıyı direkt kapatacağım, yeni bir saldırıya geçeceğim. Bu iş olmadı. Bundan ben bir tek yıldız alayım. Sonucunu gösteririm. Gerisini izlemeyin. Çünkü olmadı yani. Yazık oldu ya. Vallahi yazık oldu. Evet. Can çekişe çekişe zoru zoruna 26 kupayı almaya başardım. 2 yıldız almaya başardım. Zeppelin'den, görünmezlikten hiçbir değer elde edememize rağmen, bir tane de yıldırım boşaltmama rağmen böyle bir sonuç aldım. Yani oradaki o yırtınışımı izletmek istemedim. Aslında Zeppelin orada patladıktan sonra direkt savaşı bile kapatasım geldiydi de. Neyse dedim, o kadarlık da uğraşıverelim. Olmadı. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Şimdi Adam akıllı bir saldırı yapmaya geçelim. Şimdi bir şey göstereceğim bak. Bak. Bak şuna bak. Şimdi bak. Büyük kulesi. Hedef menzile girince. Bak ne diyor? Tetiklemede ne diyor? Menzildeki bina vurulduğunda. Ya yıldırım atıyoruz. Vurmadık mı kardeşim? Niye açılmıyor ya? Niye ya? Tam diğerlerine hedef menzile girince yazıyor. Bunu zaten söylemiştik. Bu arada bu yazıyı da şimdi fark ettim. Az önceki plan batınca. Ama burada menzildeki bina vurulduğunda diyor ya. Şaka gibi ya. Allah Allah. Bak şimdi bir şey daha göstereceğim. Bu kule bence mal var ya. Çalışmayı bilmiyor. Nerede çalışacağını bilmiyor. Bak şimdi bak. Şu zepline bak, zepline. Yanındaki binalar neredeyse yıkılıp gidecek. Kendi daha yıkılıp gidecek. Daha atmıyor görünmezliği. Bak şimdi zeplin gidiyor. Veriyor hasarını, tamam mı? İnşaatçı kulübesinin canına bak. Neredeyse dibine indi. Daha neredeki hedefindeki menzildeki bina tetiklenince acaba şeye, devreye gireceksin sen. Bak şimdi. Hala yok bak, hala yok. Roket balon gitmiş monolite vurmuş. Goblinler burada gitmiş klan kalesine vurmuş. Yani klan kalesini tamam görmüyor ama monoliti, inşaatçı kulübesini görüyor. Hasar alıyor. Ya, bak ondan sonra büyücüler gidiyor. Belediye binasını sektiriyor. Altındaki inşaatçı kulübesini sektiriyor. Yani her yeri vuruyorlar. Hala atmıyor. Bak şuna bak şuna. Yani aklına geliyor böyle. Ulan bu beni yıkacak. Ne oluyor diye uyanıyor. Fragmanda inşaatçıyı uyandırmaya çalışıyorlar diye birinde güncellemeyle alakalı. Onun gibi anasını satayım. Uyuyor mu içeride, ne yapıyorsun? Son anda atıyor ya. Vallahi delirtti beni bu kule ya. Hiç anlamadım da yani daha nasıl çalışıyor. Ben şimdi bu büyüye acayip ayar oldum, tamam mı? Tekrarları inceliyorum. Acaba bu nasıl çalışıyor falan diye. Bak az önce şakasına bu harbiden çalışmıyor falan. Onu şakasını söyledim ama... Harbiden çalışmıyor lan bu. Bak şimdi bak. İyi izle. Bu arada hava savunmalarını da bu niye bir level bıraktıysa artık her şeyi fulllemiş, bir onu bırakmış deli. Şimdi bak zepline bak. İyi izleyin. Acaba dedim birlikleri görüp aynı zamanda birlikler etrafındaki kulelere hasar verirse o zaman mı açılıyor diye. Çünkü demin ne yaptı? Zeplin hasar verdi. Açmadı. Yani birlikleri görmedi. O yüzden belki ona verdim. O yüzden açılmamış olabilir dedim. Ama bak burada birlikler açılmadı. Zeplin bir tane indiriyor anti uçağı. Hasarı verdi etrafına. Bak Zeplin'i hala açmadım bak. Ama büyüyü gönderdi. Nasıl oluyor oğlum bu? İnanılmaz ya. Harbiden anlamadım ya. Neye göre çalışıyor hiçbir şey anlamadım. Çok tuhaf. Vallahi tuhaf. Birkaç tekrar daha izleyeceğim şimdi. Ona göre bir plan düşüneceğim gene. Bir bakayım bakalım neler bulacağız daha. Dakika 1 gol 1 bak. Bak şuna bak. Yine zeplin yolluyorum. Zaten köyü de hayvan gibi fulllemiş adam. Her şeyi basmış. Belediyeyi dahi 5 yapmış. Zaten görüntüsü üçleyemezsin diyor. Bak zepline gidiyor, tamam mı? Az öncekinden bunun ne farkı var mesela? Bunun ne farkı var? Gidiyor zeplinde bir kere vuruyor ama beyefendi açılmıyor. Keyfinden değil mi? Açılmıyor. Bak görüyor musun? Büyücüler kayasçılara vurmaya başlıyor. Daha yeni geliyor. Kayasçılar düşmeye başlamış orada. Bu daha yeni gönderiyor. Acayip bir büyü ya. Vallahi bozuk oyun yapmışlar. Vallahi bozuk oyun yapmışlar. Bunu gideceğim reportlayacağım ya Clash of Clans'a. Bir tane def geldi şimdi ona geliyorum. Saldırıya bak. Eksi 9 alıyor adam. Eksi 9 ya. %50 alamıyoruz abi. Böyle bir şey var mı ya? Adamın Mart 2022'de dünyada 518. sırada olduğu derece var. Bu adam eksi 9 alıyor ya. Allah'ım çıldıracağım ya. Daha bir de benim savunmalar da max değil ha. Baksana savunmalara. Daha hiçbir şey de basmadım neredeyse. Oh. Evet. Videoyu bitiremiyorum. Bitmiyor. Kusura bakmayın. Ama bunu size de paylaşmak istedim. Aslında kule bozuk değilmiş. Aptal olan benmişim. Özür diliyorum buradan tüm büyük kulelerinden, tüm görünmez kulelerinden özür diliyorum. Şöyle çalışıyormuş. Birkaç tekrarla göstereceğim size şimdi. Şimdi büyük kulesinin bu kapsadığı, o yeşil şekilde kapsadığı alan, bakın şu yanıp sönüyor ya. O yeşil alanda kapsadığı savunmalar hasar yemeli. Onu zaten öğrenmiştik. Ama şöyle bir olay var. O savunmaya hasarı veren birim eğer yaşıyorsa o büyüyü atıyor. Yaşamıyorsa atmıyor. Neyden kastediyorum? Mesela yıldırım bir kere bu geçerli değil. Yıldırım mantıken, yıldırım atınca kayboluyor ya. Mantıken aslında o da şimdi kafaya oturdu. Şimdi X'ye mesela gittiniz bir tane roket balon attınız. Bir tane roket balon hasar veriyor mu? Veriyor. Ama Burada bir sürü savunma var ya. Kraliçe, okçu kulesi vesaire direkt ölüyor. Öldüğü için atamıyor. Görünmezliği atamıyor. Şimdi bak. Bunun en böyle bariz açıklamasını göstereceğim size. O topu da temizledim çünkü alev atıcı atacağım. İyi izleyin. Buraya iyi izleyin. Yok, alev atıcıyı bununla atmamışım. Alev atıcıyla da göstereceğim birazdan. Şimdi tazıyla kraliçeyi oyaladım ben. Bir tane ejder binicisi yolladım bak. Balonun önemi yok şu an. Ejder binicisi hasarı verdi. Hasarı o verdi. Yaşıyor şu an. Kule büyüyü attı. Bu şekilde. Ondan sonra şunu da denedim. Mesela ejder binicisini görünmez yaparsak. O kule illa o birim görmesi mi gerekiyor? Yani o birim açıkta mı olması gerekiyor? Onu denedim bunda da. Şimdi onu da göstereceğim. Bakın. Ejder biniciyi yolladım. Görünmezliği attım. Sonuçta ejder binicisi hasar verdi. Onun yaşadığını bu kule biliyor. Aslında aptal değil, daha da akıllı yani. Görünmezlik içindeki benim askerin orada olduğunu biliyor. Ve büyüyü atıyor. Ve kulenin ne kadar sağlam, böyle güçlü bir kule olduğunu göstermiş oluyor. Aynı şekilde iki tane daha göstereceğim yaptığım denemeyi. Şimdi burada alev atıcı kullanıyoruz. Bakın burada kuleleri ben yıkıyorum. Alev atıcı direkt X'e gitsin diye. X'e büyük kulenin alanında ya. Şimdi topu da yıkacağız. Şurada topu da yıktık. X'e görmesin diye barbar kralı da yolladım. Deniyoruz sonuçta burada. İyi izleyin. Alev atıcı bir tane yollayacak bak. Bir tane hasar verecek. Ver artık ha. Alev atıcı hasarı verdi. Alev atıcının yaşadığını fark etti. Ha, anasının cebindeki alev atıcının yaşadığını fark etti ve büyüyü yolladı. Aynı şekilde elektro için de göstereyim. Yine aynı mantık olacak ama göstereyim. Bak şimdi oradaki savunmaları yine temizledim. Büyücü kulesini yıktım. Yıldırım direkt şöyle X'e vursun diye. Şimdi orada vuracak zaten. Önce kraliçenin altarını yok etti. Eyvallah. Sonra gidiyor. X'e hasar verdi. Elektro yaşıyor mu? Yaşıyor. Ne yapacağız? Büyü atacağız. Yolluyor. Anladın. Şimdi anlaşıldı. Bence sizin de işinize yarayacağını düşünüyorum bu. Siz de boşu boşuna vakit yormayın. Ben birazcık kafayı yemek üzereydim. İlla bunu öğreneceğim dedim. Öğrendim. Ne işimize yarayacaksa artık. Yarar, illa yarar da. En azından öğrenmiş olduk. Evet. Galiba artık kapatabilirim videoyu. Başka da bir şey yok. Artık gönlüm rahat. Ne kadar çok güç atamamış olsam da videoda artık gönlüm rahat.